Pet gastronomi. Evet. Dünyada bir ilk mi? İlk. Kimse düşünmedi. Hiçbir yok, şef. Yok. Canım hayvan dostlarım için bir yemek evet. kitabı yapayım. Onlara güzel menüler hazırlayayım. Evet. Şimdi şöyle oldu. Ee, şimdi bu üç kitaptan sonra dedim ki ya dünyada olmayan bir kitabı yazmam lazım. Hani herkes bir yemek kitabı tabii ki yapıyor. Otellerde ve restoranlarda çöpe çok yemek gidiyor. Evet. Ay en derdimiz bu. Bunu değil mi alıp ben dışarıda? hani bir Yemek kitabı yapabilir miyim? Sokaktaki hayvanlar e, aç kalmasın. Bu yemeklerden biz bir yemek yapalım. Sokak hayvan. Kemik de. Evet. Bir mı? tanesi kemik, bir tanesi pati. pati. Evet. <laughs> hani şeften şey beklersin, meslekle ilgili. <laughs> bir şey. Varca'nın meslekten olan da var ya. Vaz yani. mı diyorsun? Baksana. Ha, işte. ha. Bir de bu var, başka da yok zaten. Bıçak. Pati ve kemik niye? Ee, bir tanesi e, köpeğin e, yapısını. Simgeler bir tanesi patisini simgeler. Bir çocukta en çok yara alan kısım patisidir ve en çok sevildiği yer de aslında ayak patileridir. Hı. O yüzden pati koydum ben de. Buraya da kemik koydum. Çok Çünkü ke bütün onların simgesi kemik. Evet ee... sebebi ziyaretiniz. Hayvan <laughs> evet. dostlarımız için hazırladığınız yemek kitabı. Yani bu <laughs> kadar konuşulmaz mı şimdi bunun üstüne? Yani ben... Gerçekten çok etkilendim <laughs> meseleden. Hani Rafet Şef'i ağırlayacağım, yemek konuşacağız falan derken editörüm dedi ki hayır. Dedi ki bizim evlatlara yemek yapın. Hemen bana benim e, makim var bir tane köpeğim. Ayda. Toy pudu. Tam diyor ki bak diyor dişi içinde iyi şeyler <laughs> varmış diyor. Şimdi dişleri çok şey yapıyor. Hindistan cevizi yağı var mesela. O bildiğimiz Hindistan cevizi yağı değil ama. Allah Allah. Kedi köpek olayındaki olayımız şu. Motto şu. Ben Yemediğim hiçbir mamayı patili dostuma yedirmiyorum. Yani diyorum ki Ceyda Hanımcığım sen de yiyebilirsin. Ben yiyorum sen de yiyebilirsin. Sen yiyorsan çocuğun da yiyebilir. Fransa'dan e, Pet Chef'in kitabı 2021'de bir ödül aldı. Sosyal sorumluluk dünyadaki en iyi sosyal sorumluluk kitabının ödülünü aldı. Dünyadaki ilk Pet Chef misiniz? Evet. Ben böyle bir şey duymadım. 2022 yılında Petchef kitabı yine ödüle aday gösterildi. Dünyadaki en iyi sürdürülebilirlik kitabı. İnanılmaz bir şey bu. 2023 dünyanın en iyi çıkış yapan kitabı. Çünkü dünyada böyle bir kitap yok. Evet yok. Biz yedi dille çıkarttık Gerçekten onu. Gerçekten yok. Çünkü bu zamana kadar maalesef pateli dostlarımız hep paketli ürünlerle beslendi. 1969'da başlıyor kurumamanın hikayesi Amerika'da. Türkiye geliş süreci 1991. Zararlı olduğunu düşündüğünüz için mi böyle bir şey? Yüzde yüz. Au. Yüzde yüz. Önerenlere soruyorum. Ben yaptığım mamayı yiyorum ya sen sattığın mamayı yiyor musun? Eyvah. Çünkü e, insan metabolizmasıyla hayvan metabolizmasının arasında çok büyük bir fark yok. Yani siz brokoli yiyorsunuz doğru mu? Evet. Somon yiyorsunuz. Et, sebze, meyve her şeyi yiyorsunuz. Peki. Onlar da yiyebilir. Evet. Ama Ölçümlendirdiğiniz sürece e, soğan yiyemez, sarımsak yiyemez, salça yiyemez, kimyon yiyemez, e, üzüm yiyemez, incir yiyemez, çikolata yiyemez. Ama gene her şey bütün sebzeleri tüketebiliyorlar. Onların bir baremleri var. Kitapta onları yazdık. 7 yıl boyunca dünyada 16 ülkede bunun araştırmasını yaptım. 16 ülkede. Şimdi de barf var. Bir de natürel var. Natürel pişmiş mamadır. Barf çiğ mamadır. Atalarından gelen beslenme kültürü de aslında çiğ beslenmedir. Amerika 51 eyaletten oluşuyor. 8 eyaletinde kuru o yasaklandı. Aa, bunu Kesinlikle bilmiyorum. yasak. Çünkü içerisinde e, çok farklı ürünler var. Hı. Örneğin bir tanesini söylüyorum. Mobilize edilmiş yanmış fritöz yağı. Bizim otellerde ve restoranlarda atık olarak vermiş olduğumuz e, fritöz yağı var. Hı. Pancar küspesi var. Soya unu var. Monosodium glutamat dediğimiz bulyon var. Köpeğin bir numaralı düşmanı. insanların da bir numaralı düşmanı. Bulyon var. Bu paketli ürünlerdeki maalesef e, preslenmiş fırınlarda kurabiye şeklinde üzerine püskürtme bulyon var. Başka hiçbir şey yok. Proteinmiş oymuş buymuş. Yok öyle bir şey. Çünkü ben kurma fabrikalarında da çalıştım. Konservasyon mama fabrikalarında da çalıştım. Anlatmak istediğim şu. Çiğ beslenme dünya çiğ besliyor. Bizim ülkemizde maalesef yanlış bilgilendirmeler olduğu için ben köpeğime çiğ verirsem köpeğimde parazit olur. işte kuduz olur, saldırgan olur. Yok öyle bir şey. Evet, parazit olur mu? Olur. İyi et almıyorsanız, iyi balık almıyorsanız, iyi tavuk almıyorsanız parazitten dolayı köpeğiniz zehirlenebilir. Evde çiğ beslenme yapılabilir mi? güvendiğiniz bir kasaptan aldığınız sürece sıkıntı yok. Sözünüzü kesiyorum, hiç de kesmek istemiyorum. Çok heyecanlı benim için <laughs> bu hassasiyet ve bu konuya odaklanmış olmanız. Evet. Sadece şunu sormak istiyorum, uzman bir veteriner kadronuz var mı? Mutlaka var. vardır. Da sizden duymak var. istiyorum. Türkiye'de yok. Ee, i̇ki tane veterinerimiz var. Hı -hı. Ee, bir tanesi İngiltere'de, bir tane de Amerika'da. Hı -hı. Çünkü Türkiye'de hani kendi kadromuzda bulunan bir tane veterinerimiz var. oto Otokontrolü sağlıyor. Ama Hı -hı. kedi köpek beslenmesi üzerine bütün e, beslenme olayını biz Amerika'dan danışmanlık alıyoruz. Niye derseniz. Çünkü Türkiye'de bunun altını çok iyi çiziyorum. Yanlış anlaşılmaya müsait bir konu. Hı hı. Çünkü Türkiye'de bırakın kedi köpek beslenmesi üzerine eğitimi böyle bir müfredat yok. Şimdi Amerika'da benim almış olduğum eğitimde diyor ki veterinerlik fakültesi pet gastronomi ana bilim dalı. Türkiye'de pet gastronomi diye bir veterinerlik fakültelerinde böyle bir şey yok. Ha, hayvan beslenmesi var. Yok değil. Bakın bir daha söyleyeyim. Hayvan beslenmesi var. Ama kedi köpek beslenmesi üzerine bir eğitim değil. Müfredat yok. Hmm. Şimdi herkes çıkıyor bir şey söylüyor. Diyor ki veteriner olsun, sosyal medyacılar olsun. Tavuğu haşlayın ciğerle. de havuç, brokoli, karnabahar atın blenderda çekin. Köpekler yer. Yemesinde problem değil. Ancak ve ancak. Her gün biz kebap yiyebilir miyiz? Gut hastası olur. Her gün kuru fasulye yenmez. Döngüsel beslenme diye bir şey var. Yani bugün et yiyorsa yarın omega alması lazım. Bir gün protein alması lazım. Bir gün eee alması lazım. Bir gün karbonhidrat asla ve asla yasak. E, gluten alması lazım. E şimdi herkes kafasına göre bir tarif veriyor. Veterinerler de tarif veriyor. Hayvan beslenmesiyle ilgili hiç uzaktan yakından alakası olmayan insanlar herkes beslenme yapıyor. Ama Demiyor ki ya 6 ay sonra benim köpeğimde şu çıktı. Bize gelen yüzlerce hasta var. Ben diyorum ki ben veteriner değilim. Veterinerlere saygım sonsuz. Barf mamayı, natürel mamayı destekleyen yüzlerce veteriner var. Onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ancak sadece tek derdim patili dostların artık sağlıklı beslenmesi. Çünkü Amerika'da yaşam evresi köpeklerde 18 yıl, bizim Türkiye'de 9 yıl ila 11 yıl arası. İkinci projemi söylüyorum. Türkiye'de biliyor musunuz? İstanbul'da ve Ankara'da olmak suretiyle e, hayvan mezarlığı yok. Evet. Yani sitede oturuyorsunuz, çocuğunuz vefat etti, nereye gömeceksiniz? Ormana veya veterinere bırakıyorsunuz. Evet. Mezarlık yok. Yani bir mezarlık yapmak istiyorum. Çünkü buna ihtiyaç var. Tabii. Ya bunun gibi daha çok yapmamız gereken çok şey var. İnsan gastronomisi kedi köpek gastronomisinin arasında bir fark yok. Ben bir şef olarak bunu kendime misyon edindim. Onlara sağlıklı beslemek istiyorum. Çünkü benim ilk köpeğim Golden'dı. Ee, çok kötü oluyorum çünkü. Ee, kurumamadan dolayı öldü o. Onun Hı. ölüm sebebi de kurumamaydı. Ona sodyum glutamat çıktı. Akciğer ve karaciğerde e, antibakteriyel yağ. Bu yağın da geldiği yer yanmış fritözüydü. O yüzden dolayı bütün hayatımı patili dostlara adadım.